Nitelikli dolandırıcılık suçunda istinaf. Türk Ceza Kanunu nitelikli dolandırıcılık suçunda Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkan herhangi bir ceza kararında herhangi bir istinaf hakkı oluyor. Şöyle bir durum var. Kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması verilmişse, ceza 2 yıldan daha alta inip kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması verildiyse o karar istinafa gitmez. O karar, o kişi, ben hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına itiraz ediyorum, ben bu suçu kesinlikle işlemedim, hani ben mutlaka beraat almalıyım şeklinde hani bir itirazda durumunda bulunursa, bu sefer karar istinaf edemez. HAGB kararları istinaf edilmiyor. Hükmün açıklanması geri bırakılması, örnek vermek gerekirse bir sonraki Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru durumu oluyor. Bunun örneğini verelim. Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nden hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı çıkarsa bir sonraki numara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne HAGB kararına itiraz yapılabilir ama çoğu gördüğümüz hükmün açıklanmasının geri bırakılması itiraz durumlarında %99 diyebilirim onu, o durumun reddedileceğini ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kabul edileceğini çok yüksek ihtimal. Kabul edilme ihtimali %1, %0.5. Ben hiç bu durumları görmedim. Ya zaten şöyle bir durum var. Nitelikli dolandırıcılık suçlarında beraat öyle çok üzerinde durulacak bir durum değil. Bu durumlarda zaten öncelikle şunu net bir şekilde söylüyorum. Bu dosyalar mal varlığına yönelik suçlar. Bu suç fiillerinde beraat durumlarını öncelikle aramayacaksınız. Öncelikle kendinizi mutlaka belirli Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi'nin sağladığı belli hukuki prosedürleri yerine getirmeniz gerekiyor. Gerekli hukuki savunmaların yapılması gerekiyor. Bu durumlar meydana geldikten sonra zaten başlangıç durumları, belirli banka ATM kayıtları olsun, orada o kişinin tespit edilmemesi, buna istinaf HTS kayıtlarında kaydının çıkmaması, o kart o kişinin üzerine değilse kart benim üzerime değildi şeklinde veya o bana bir para gelmedi, benim bu durumda herhangi bir dahlim yok şeklinde gerekli savunmalarla birlikte zaten başlangıç beraat karar verilmesi talep ediliyor. Ona istinaden ondan sonrasında zaten kendinizi belli hukuki korumalar almanız önemli. Diğer türlü herhangi bir mücadele içerisinde olmayıp gerekli hukuki altyapılar veyahut gerekli savunmalar meydana getirilmeyip direkt beraat üzerine gidilirse çok büyük mağduriyetler yaşayabilirsiniz. Benim kulağıma geliyor bazen. Ben bu durumları anlatıyorum. Kimi yerler beraat aldırabiliriz şeklinde konuşulabiliyor. Yani çok saygı duyuyoruz bu fiile, lakin benim tarzıma çok aykırı bir durum. Bu durumlarla alakalı çok fazla dava durumlarına girdiğim için ve yeterli bir yetkinliğim olduğu için, lakin bu süreçlerde zaten hani tek dosya ve iki dosya çok az durumlar, birden fazla durumlar olduğu için mutlaka kişinin avukatı, müdafisi, müvekkilini mutlaka belirli aşamalarla, belirli aksiyonlarla koruma altına alıp ondan sonrasında beraat durumunu meydana getirmesi lazım. Bu durumlar yapılmazsa çok büyük sıkıntılar meydana gelebilir. 4 yıl, 5 ay, 7 yıl, 6 ay cezalar gelebiliyor. Lakin belirli aşamalarda hukuki korumalar sağlandığında, Türk Ceza Kanunu 168. maddesi hukuki işlemler yerine getirildiğinde, buna istinaden gerekli hukuki savunmalar yapıldığında, inanın 7 yıl, 6 ay ceza verilen dosyalarda bile, 9 yıl ceza verilen dosyalarda bile gerekli 3'te 2 indirimler sağlanabiliyor. Bu durumlar çok önemli. O sebeple erken teşhis durumları, buna istinaden çözümleri çok önemsiyoruz. Bunların mutlaka üzerine gidilmesi gerekiyor. Başlangıçta gerekli hukuki işlemler yapılırsa çözümler çok daha kuvvetli ve sonuçlar çok daha müsbet olacaktır. Bunu net bir şekilde söylüyorum size. Bu esnada çözümler ortaya çıkıyor. Oradaki tabii ki sevk maddeleri de çok önemli. İddianamedeki sevk maddeleri, bunlar da bizzat teşhis edilmesi gerekiyor. O sebeple fiiliyatlarda uzmanlık müthiş derecede önemli. Bu dosyalarda benim naçizane düşüncem, başlangıç asla beraat aramayacaksınız. Öncelikle gerekli hukuki savunmalar, gerekli hukuki altyapılar sağlandıktan sonra zaten ona istinaden gerekli savunmalar en iyi şekilde yapılıyor. Zaten hani belirli, buna istinaden Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararları var. Ayrıca banka ATM kayıtları olsun, o bile yetmezse, kişi net olarak teşhis edilmiyorsa, bu yine şüpheden sanık yararları ilkesini gerektirir. Lakin işlemleri çok daha sağlam alabilmek için gerekirse hani dosyanın kriminale gönderilmesi bizzat talep edilme durumu meydana geliyor. Lakin süreçler bu şekilde. Önemli olan burada hukuki savunmaları ve yetkinlikleri mutlaka yerine getirmek çok önemli. Nitelikli dolandırıcılık suçunda hani istinaf durumuna da gelecek olursak, zaten bu istinaf durumlarında kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması verilmeyip kişi hakkında herhangi bir ceza verilirse 3 yıl 4 ay, 4 yıl 2 ay, 7 yıl 6 ay, hatta belli dosyada TCK 158.3 maddesi, 43.1 maddesi ve zarar miktarı da çok yüksekse, bu mesela 10 yıldan daha fazla ceza verilme durumunda
durum meydana gelirse buna istinaden bu durumların istinafa gönderilme durumu oluyor. Orada da şöyle bir durum var. Ceza verildi diyelim. Ceza açıklandı. Ağır Ceza Mahkemesi'ne karar verildi. Orada sanık hazır bulunursa tevhim edilmiş olur. Tevhim yüzü okunma demek. Veyahut sanık yoksa, vekili varsa, müdafisi varsa, onun yüzüne okunursa yine tevhim edilmiş olur. Tevhim kararın yüze okunması demektir. Karar yüze okunduktan sonra itiraz süresi başlar. Bunu sakın kaçırmayın. Yani Ağır Ceza Mahkemesi'ne katıldınız. Katıldıktan sonra ceza açıklandı. Ceza açıklandıktan sonra 7 günlük süreniz var. Öyle sakın diyeyim, hani öyle bir gerekçeli karar açıklansın, onu bekliyorum. Öyle bir şey yok. Direkt zaten yüze tevhim edildiğinde, direkt zaten karar verildikten sonra hemen gerekçeli karar hazırlanmıyor. Ortalama 3 hafta veya 4 hafta içerisinde gerekçeli karar hazırlanma durumu oluyor. Ona istinaden o 7 günlük süre içerisinde istinaf hakkını kaybetmemek için istinaf süre tutum dilekçesi göndermeniz gerekiyor. Lakin siz duruşmada olmazsanız, yok vekiliniz de duruşmada olmazsa, ikiniz de olmazsanız, yokluğunuzda karar verilirse, vekiliniz de olmazsa, yani hiçbir şekilde ne size ne de vekilinize herhangi bir tevhim durumu, yüzü okunma durumu yoksa, o zaman tamam. Herhangi bir süre tutum dilekçesi göndermenize gerek yok. Ona istinaden gerekçeli kararın hazırlanıp size PTT aracıyla tebligatın yapılması lazım. O tebligat, tebliğ ile tevhim arasındaki fark bu. Tevhim yüzü okunmak, okunması, tebliğ de gerekçeli kararın hazırlanıp size posta yoluyla, PTT posta aracıyla bizzat ilgili ikametgahınıza o şekilde teslim edilmesi, o karardan haberdar edilmeniz. Tebliğ tarihinden itibaren de sizin evinize o kararın geldikten sonra, ikametgahınıza o karar geldikten sonra, size tebliğ edildikten sonra istinaf süresi 7 gün. Bunu net bir şekilde söylüyorum. 7 gün içerisinde istinaf başvuru dilekçenizi hazırlayıp bizzat gönderebilirsiniz. İstinaf dilekçenizi gönderdikten sonra zaten dosya hangi Ağır Ceza Mahkemesi'ndeyse oradaki yetkili bölge adliye mahkemesi ilgili ceza dairesine gidiyor zaten. Dosya orada inceleniyor. Dosya orada incelendikten sonra belirli zarar giderme durumu için süre verildiyse, zarar giderme durumuyla alakalı gerekli IBAN bilgileri verildiyse, gerekli zararın giderilmesi için zaman verildiyse, bir ayrıca gerekli tebligatlar yapıldıysa, müştekiye gerekli tebligat durumları yapıldıysa, tebligat kanunu 21. maddesine istinaden müştekiye gerekli tebligat yapıldıysa, talimat ifadeleri alındıysa, dosyada herhangi bir eksik durum yoksa, dosyada bir kamera kaydı veyahut bir telefon kaydı, oradaki kişiler teşhis edilmişse ve onların ifadesi de alındıysa, yine orada herhangi bir eksik durum yoksa ve yargılama durumuna dair ilk derece Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı yerinde bulunursa karar onanır. Ona istinaden ceza 5 yılın altındaysa yargıtay süreci kapalı, lakin ceza 5 yıldan fazlaysa o zaman bizzat temyiz süreci meydana geliyor. Temyiz sürecinde de şöyle bir durum var. Ceza 5 yıldan fazlaysa, istinafta onandıysa, kişinin ceza 5 yıldan daha fazla olduğu için temyiz etme hakkı var yargıtaya. O da şu şekilde oluyor. İstinafta itiraz süresi 7 gündü. Yargıtayda ise temyiz süresi de şu şekilde: tebliğ tarihinden itibaren 15 gün. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebliğ tarihinden itibaren kişi temyiz yargıtaya bizzat başvurusunu yapabilir. Ona istinaden yargıtayda gerekli hukuki durumları yerinde bulursa onar. Ona göre dosya kesinleşir. Hani bana şu soru da çok fazla geliyor. Ceza tamamen kesinleşiyor. Zaten çoğunluk cezanın 5 yıldan daha alt durumu meydana geldiği için, özellikle benim canımı sıkan dosyalar, herhangi bir işlem yapılmayıp yükümlülük yerine getirilmeyip 3 yıl 4 ay alınmış. Hani o dosyada 2 yılın altından daha çok hani savunmalarla birlikte yapılabilir gerekli etkin pişmanlık durumlarla. Lakin hani herhangi bir durum meydana gelmemiş, kişi 3 yıl 4 ay hapis cezası almış, istinafları kesinleşmiş. Ondan sonrası da geliyorlar bize ne yapabiliriz diye. Yani yapılması gereken zamanda yapılmamış, çok yazık olmuş. Yani hanımefendi geliyor, bir tane annesi bu durumdan sıkıntı yaşamış. Yani annesi de ev hanımı veyahut iş sektöründe çalışan belki bir profesyonel, bir girişimci. Mağdur olunuyor yani, gerek yok böyle durumlara. Zaten şu açık cezaevinde izinler bittiği için 3 yıl 4 ay, 1 ayı açık, 7 ayı kapalı. Yazık oluyor yani, onu söylemek istiyorum. Bu durumlarda çözüm varken bu şekilde gelinmesi vicdanları yaralıyor. Hani o açıdan söylemek istiyorum. Hani çok sıkıntılı durumlar. O sebeple bu dosyalarda çözüm her zaman var. O sebeple
bu dosyaların net bir şekilde üzerine gidilmesi gerekiyor. Ona istinaden çözümlerin meydana gelmesi gerekiyor. Çünkü bu dosyalarda çözüm var. Hani bu dosyaların net bir şekilde üzerine gidilmesi lazım. Ve bu dosyalarda başlangıçtan itibaren iyi bir şekilde mücadele verildiğinde sonuçlar çok müspet oluyor, inanın bana. Bu dosyalar çözüm odaklı dosyalar.